sevgili izleyiciler. Yeni bir Çepeçevre Yaşam programıyla ile birlikteyiz. Çepeçevre Yaşam Programı bu hafta yatağına bağlı Turgut beldesinden, şimdi mahalle olmuş Turgut mahallesinden açıyoruz. Yatağın biliyorsunuz Türkiye'de termik santrallerle ilgili e, çevre sorunu, sağlık sorunu dendiğinde ilk akla gelen yerlerden birisi. Yıllardır bu bölgede bir termik santral faaliyetini sürdürüyor. Şimdi bu termik santralle hemen çok yakın yerlerde Yeni iki tane termik santralin kurulması planlanıyor. Çok geniş bir arazinin bu termik santrallerde kullanılacak kömürlerin alınması için istimlak edileceği dile getiriliyor. İşte Turgut beldeler aslında burası tarihi arkeolojik anlamda önemli bir yer. Hemen Lagina Antik Kenti'nin dibinde. Lagina Antik Kenti'nde ilk arkeolojik çalışmaları yapan ünlü kaplumbağa terbiyecisinin ressamı Osman Hamdi Bey'in kullandığı ev de burada şimdi müze evi olmuş. arkeolojik anlamda, kültürel anlamda çok önemli bir yer. İşte Turgutlar bu termik santralin, termik santrallerin yaşam alanlarını, sağlıklarını, çevrelerini, çocukların geleceğini karartmasını önlemek için mücadele ediyorlar. Bizler bu bölgedeki termik santrale karşı verilen mücadelenin yanı sıra bölgede bu termik santrallerin ve termik santralde kullanılacak kömürlerin çıkarıldığı yerlerin çekimlerini yapıp sizlere bu hafta Çepeçero yaşam programında aktarmayı planlıyoruz. Evet Yatağan'daki çekimlerimize devam ediyoruz. Şimdi geldiğimiz yer yatağın hemen yakınlarında bir yer. Yanımızda bölgedeki konuğumuz var. Bu bölgeyi, geçmişini, şu anki halini zaten çekip sizlere göstereceğiz. Hemen kendisini tanıyalım öncelikle. İsmim Kazım Erol, Ben Yatağan ilçesi Turgut Mahallesi'ndenim. Daha daha doğrusu Turgut nahiyesindenim ama büyükşehir yasasından dolayı Turgut Mahallesi'ne dönüştük. Arkamızdaki köy arkadaşlar Yeşil Bağcılar. Mahalli, şu, şu tepede et, görünen bu, köy, evet. Yeşilvalcılar e, mahallesi, e, burası daha önce birinci sınıf tarım arazisiydi. İşte e, çok ucuz ve kalitesiz bir kömür için bir tarım arazileri yok edildi, zeytinler yok edildi ve şu anda da gördüğünüz e, şu boğazdan Turgut mahallesine doğru en az e, bin yıllık zeytinlerin olduğu çok verimli bir alan olup biraz sonra da göreceksiniz. Evet. E, bu alana doğru e, gidip zeytin e, ve tarım arazileri yok edilmek isteniyor. Evet. Biz de bölge halkı olarak buna izin vermek istemiyoruz. Hı hı. Çünkü burası bizim yaşam alanımız. Buna herkesin saygı duymasını istiyoruz. Şöyle söyleyeyim sadece bir Turgut'la ilgili değil. Şu arkada gördüğünüz Doğu Menteşe Dağları bizim yerel dilde Gökbel Dağı dediğimiz e, alandaki en az 8-9 mahalle yani eski tabirde köyü de içine alacak şekilde bu havzayı komple e, yani yaşam yaşamını yok edecek. Çok bir büyük tehtir. bir alan. Çok, çok büyük. büyük bir alan arkadaşlar. Buradan sonra da Muğla'ya dayanan bir alan var. Yani kuş uçumu 30-40 kilometre uzunluğunda ve 20 kilometre genişliğinde ve belki 17-18 tane köyün yaşam alanını tehdit eden bir, bir duruma gel geldi. Yani bu yatağındaki eski termik ile ilgili değil bu e, yeni e, e, kurulacak. Evet, Bereketin evet, e, yok. Evet termik santrali ile ilgili bu kadar geniş bir alan ne zaman ortaya çıktı bu proje? Ya biz e, bölge halkı hiç bilmiyorduk biz. Yani yeşil banjar mesela kaldırıldığında biz sadece bu alanın olduğunu düşünüyorduk ve halk e, bölge halkı olarak hiç e, sesimizi de çıkartmadık ama şimdi bu e, bu projeyi görünce e, sırasıyla biz biz geleceğiz. Daha sonra diğerleri, daha sonra diğerleri derken yani bu havza yavaş yavaş yok edilmek isteniyor. Yani. yani yaşam alanlarımız da gitti ve biz arkadaşlar şunu istiyoruz ya, yani yaşam alanlarımız dokunmayın, bir nefes sağlıklı bir nefes almak istiyoruz. Evet. Sadece bunu istiyoruz. Bilmiyorum, kız, tarihi bir su kuyusu var, bunu gömceler. Abi. Bak işte, Abi abi. Yani burada kabullaştırma bitmiş. Adamlar kesmiş. Adam her şeyden vazgeçti. Kı kı kıymetli Olsun. bir su. Kuyunun tarihini bilen, biz e, bilen yok. Yani hangi tarihte yapıldığını bizim köyümüzdeki ihtiyarlar da bilmiyor. Şimdi e, bu su bizim çocukluğumuzda şu e, bu alandaki tütün taralarını 24 saat sularda suyu kesilmezdi. Yani bu tarz bizim buradaki mimariydi yapılan kuyuların çoğu eski rum kuyulardır. Evet. Ama burası tescil edilmediği için hani bunu biz şu diyemiyoruz. Tescil edilmiş olsaydı derdik eski bir rum kuyusudur. Olmasın. Belki ama de temellerinde lagina var. var. Bölünemiş Üstünde mesela rum yapılan var. Olması. Üstünü işletebilim. Yeni yani dönem, dönem tamamlanmış. Bile duvar şeyler var ama e, ne olduğunu bilen yok. Kepçeyle yıkıp geç, yıkıp geçiyorlar. Evet çekimlerimize devam ediyoruz. Turgut nahiyesinin yakınlarındayız. Bulunduğumuz alan aslında zeytinlik alanmış. Alanmış diyoruz. Çünkü zeytinlikler büyük ölçüde kesilmiş ve kesilmeye devam ediyor. Bu önümüzde uzanan ova boyunca, Gedik boyunca bu zeytinliklerin kesilmesine devam edilecek. Hemen konuğumuza dönelim. Şu arkamda gördüğünüz mesela buradaki zeytin kaç yaşındadır? Şimdi arkadaşlar bu zeytin en az 200-250 yıllık bir zeytin ağacıdır. Ve işte gördüğünüz gibi bu rehabilit edilip yeniden kazandırılması gerekirken odun olması için bırak terk edilmiş bir durumdadır. Bulunduğumuz nokta Turgut Mahallesi'ndeki 93 parsel diye hitap ettiğimiz bir alan. Yani buradan Turgut'a doğru olan en az 300 bin zeytini bekleyen akıbet bu. 300 bin. En az 300 bin. Maalesef işte şimdi işin içerisinde enerji girince kamu yararı gibisiyle, zeytincilik yasası bunu işlemiyor gibisiyle bir şeyler var. Biz buna müdahil olmak istiyorduk. Şimdi önümüzdeki günlerde tabii ki hukuki yollarda devam edeceğiz yani. Haluk Ortaç ben, Tema Vakfı, Bodrum Gönüllüsüyüm. Burası gerçekten ibreti alem için bir sanki düzenlenmiş bir bölge kömür santrallerine niye hayır dediğimizin çok somut e, bir göstergesi. Yani toprağın yok edilmesi, toprak üzerindeki o e, yılların zeytin ağaçlarının e, kazınması ve bölgenin o sulak bölgenin susuzlaştırılması için hemen yanımızda gördüğünüz... bir kanal geçmiş. geçmiş yani. açılması. Dolayısıyla doğanın ve doğal varlıkların başına e, bundan daha büyük felaketin gelmesi mümkün değil. Burası o anlamda son derece örnek bir yer. Doğayı bir yere taşıma şansımız yok. Yani buradaki e, bütün e, ağaçlarımız, toprağımızla birlikte canlıların, cansızların birlikteliği bozuluyor. Bu birlikteliği aynı koşullarda başka bir yere taşımanın mümkünü yok. Ben Muğla Yatağan Turgut mahallesinde oturan. Ee, eskiden belediyelikti burası. Şu anda yatağına, beledi Türkiye kanalında belediyle kaldırılınca yatağına bağlı bir mahalle olduk. Yatına, Turgut Mahallesi'nde oturan Tayibe Demirel'im, bir ev hanımıyım. Ee, bizim köyümüz şu anda e, Bağcılar, Eskisar, e, kömür bahanesiyle köylerin altındaki bütün güzelliklerin altındaki, doğanın altındaki kömür bahanesi, toprağın altındaki kömürlerden dolayı köylerimiz, zeytinliklerimiz, tarlalarımız hepsi e, doğayı katlayıp katliam ederek, yok ederek ilerli yola. Önce Eskisar, önce bağcılar yok oldu. Sıra şimdi bizim Turgut mahallemize geldi. Bunu benim bu kazılan zeytinliklerin yanında kepçeler, kamyonlar çalıştığı yerde yakınındık. tarlam var, zeytinliğim var. Zeytin bah bahane işçisinde zamanında, Eylül aylarında sürekli zeytinliklerimizde iş amacıyla bulunduğumuzda kamyondan sesinden duramadım. Gittim gittim izledim geldim işçileri. Kamyondan nereye kadar geldi ne yaptı diye. Bizim anadan babadan dededen kalma asırlık zeytinliklerimiz yok olacak. Gelir kaynaklarımız yok olacak diye. Evi geldim uykularım durmuyor. Yaz, yastığın başını koyduğum zaman uykularım kaçıyor. Ne yapabilirim ben? Hiç köylü umurunda olmadı o sıralar. Hani başın gelmeyince millet halk bilmiyor tabii. Ben nasıl ne yapabilirim acaba diye bir araştırma yaptım. Kendim imkanlarımla, kendi düşüncelerimle Türkiye'nin Enerji Bakanı, Başbakanı, Cumhurbaşkanı'na, bütün Adalet Bakanlığı'na, 25 yeri, valiliği, kaymakam, her tarafı tadil mektup. Bir dilekçe, 5 sayfalık bir dilekçeyle bildirdim. Bu yerlerden olumlu veya olumsuz cevaplar geldi. Ben memnun kalmadım gelen cevaplardan. Yani kapı kapı geziyorum fırsat buldukça. Ee, toplantı düzen e, köylüyü ayaklandırıyorum. Turgut'umuzu sahip çıkmaya başladılar bayanlar, erkekler de. Turgut'umuzu kurtarmayı karar verdik. Kömür Ocağı toplantısının bir ay, bir buçuk ay önce gittik oraya Yüksel Bey, Akın. Yüksel Akın, Kömür Ocağı, Kazan. Bizi kandırmaca yok dedim ben Yüksel Bey. Bu yerlere bizim Turgut'umuzu, bizim top sahasını kadar alacağız, köyümüzü köyünüzü dokunmayacağız dedi. Hayır dedim, dağın eteğini kuruldu bizim Turgut. Ee, siz altları su var bu Turgut'un halkının Aman evlerin altında Siz yüz 150 metre aşağı kazınca Heyelan bölgesi gibi kendiliğine kendiliğinden Milleti halkımızı kandırma Yüksel Bey Dedim ben. Ee, en son dediği kelime e, Siz de ne kadar Uğraşırsanız uğraşın. Biz yer altı Zenginliklerini satın aldık Yerlerini zeytinliklerini yok edeceğiz hani Alacağız dedi ısrarla Ben gece gelince dudaklarımı uçuklamış Bir tarafım tutmaz oluyordu. Bir buçuk aydan beri Doktor doktor geziyor. Bütün Türkiye'ye duyurulur 19 Mayıs'ta bir etkinlik yapıp bütün halkın dertlerimizi, gazeteciler, bütün bilim adamları gelecekler, çevreciler gelecekler, halkı bilgilendirecekler. Bütün Türkiye kanalı davetlimizdir. Köyümüzde ayrı ayrıca bizim Osman Hamdi Bey, Kaplumbağa terbiyecisi Osman Hamdi Bey'in yaşadığı ev var. 33 tane tarihi evlerimiz var, restorosu bir iki tane su değirmenlerimiz var. Ayrıca Lagine antik kentimiz, Hekata Tapınağı, dünyaca ünlü Hekata Tapınağı'nın yaşadığı yer. Küçük bir alanı bırakacaklar. Lagine antik kentinin şu andaki kamyonların kazdığı yerler, benim zeytinlikleri yok edecekler yerler altıda Hekata Tapınağı'nın e, Lagana'nın Hekata Tapınağı o kadar büyükmüş ki yüz ölçümü yaşadığı mezarlıklar dahi kamyonların altında şu anda çıkan mezarla Hekata Tapınağı'nın mezarlarıymış. Yani o zeytini kestiklerinin altları ve yok ettikleri heka, bu Lagana'nın yüz ölçüm alanlarıymış. Bu göz önünde alındırılmadan ve çok incelenmeden yapmacık olarak geçen hafta elim böyleyken elimde bir fotoğraf makinesiyle gittim. Kamyon 10 metre ilerisinde gepçiler kazıyor. Burada Turgut'un 10-15 gençler kültür görevlileri 2-3'ten orada kazı yaptırıyorlar. Yapmacık bence. Hani göz boyayıcı gibi. Aslında elle yapılması lazım kazı. Kepçinin ne işi var yakınında o hani bu kazılan yapılır. Kazılar elle yapılır benim bildiğim. Lagineye korumamız lazım. Bu yer altında kömürler bir defa kazılıp Türkiye Enerji adı altında. Altı, üstündeki zeytinler dedelerimizden, babalarımızdan kendimiz emeklerimiz, alın terlerimizden yetiştirdiğimiz yok ederek, tabiatı yok ederek, böyle açık olarak ilerliyorlar. Kömür bir defa. Üstünde zeytinler Türkiye'ye gelir getiren, benim fikrimce Türkiye'ye gelir getiren, sürekli gelir getiren bir şey. Şu anda yani tonlarca yağ sıkıyoruz biz. Bizden bak çok hani zeytinliklerimiz çok. Biz kendimiz yapamadık da bu karşı köyler. Bizim orada yılda kaç binleri par kazanıyorlar bizim sırtımızdan. Yani bizim bizim tarlalarımız geliyor işçi olarak emek ekmek parası kazanıyorlar. Bunlardan yok olacak. Verdikleri zeytinliklerimizin parası, şu anda istimlak parası. Ben bu sen iki dönüm yerden bir ton yağ sıktım. İnanmayabilirsiniz. Ak toprak çünkü bizim o için yok ettikleri yerler. İki senelik mahsul parası bundan verdikler para zaten. 25-30 milyar para veriyoruz diyorlar. İki senelik mahsul parası bundan verdikleri. Yani insanın zorla Milleti gönlü soru sormadan zorlu mallarını kas, kas ederek yerlerine alıyorlar. Hazırdaki yıllanık, yıllarca asırlık zeytinler yok ederek Türkiye'ye güneş, enerji getiriyoruz diye. Yok millet, dünya uyu ayı çıkıyor. Yeraltındaki milletin elindeki malını, mülkünü, cevizini, narını, zeytinlerini yok ederek mi Türkiye zenginleşiyor? Hayır, daha Türkiye, beni, beni görürsen bizim köylüleri, Türkiye daha fakirleştiriyorlar beni göre. Allah, bütün psikolojiler yaşlılar, şurada asmı çağdamız var, şöyle güllerimiz var da evimiz şöyle de hüngür hüngür ağlıyorlar. Küçücük bir part tutuşturmuş hükümet, ellerini zorla yerlerini zeytinlerini almış. Bir den daire almışlar şehirden. Ağla kan bitiyorlar, azmen anzermin hastalığı olmuşlar. Yani psikolojiler bozulmuş. Halk hüngür hüngür o gazalan yerler gidip bağıra bağıra ağlıyorum diyorlar. Bunları da psikoloji yönlerinden, sağlık yönlerinden bunlar da eli düşünmeler lazım hükümetin. Sadece yerin altında kömür kazıp da enerji yapıyoruz diye. Türkiye'nin bizlerin yerlerini istimlak ederek zorla elimizden mal alarak şehirde oturanların rahatı için bizim yerlerimiz yok etmeye hakları yok bundan. Bir de diyorlar ki hükümetle. Köylerinizden ayrılmayın, şehirleri gitmeyin. Biz gitmek istemiyoruz. Siz zorla alıyorsunuz bizim toprağımızı, elimizden. Zorunlu olarak, küçücük bir para üzerimize atıyorlar, yerlerimizi yok ediyorlar. İstemiyoruz biz, yerlerimizi vermek, evimizden, yurdumuzdan, yaşadığımız yerde yaşamak istiyoruz. Bu kadar diyeceğim. Evet bir programımızın daha sonuna geldik. Aslında e, programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. Yatağına bağlı Turgut Mahallesi e, civarında yapılmak istenen termik santral ve bu bölgede termik santralde kullanılacak kömürlerin çıkarıldığı alanla ilgili çekimlerimize devam ediyoruz. E, bu bölümün sonunu e, Lagina Antik Kenti'nden kapatıyoruz. E, Lagina Antik Kenti Turgut Kasabası'nın hemen yanında ve bu bölümde Kömür ocakları Lagina Antik Kenti'nin arkamda gördüğünüz giriş kapısına kadar dayanmış durumda. Belki de Lagina Antik Kenti'nin dış mahalleleri bu kömür ocakları tarafından yok edilip gidiliyor ki yaptığımız çekimlerde buna dair çeşitli buluntular, çeşitli kazı izlerine rastladık. Evet önümüzdeki hafta programın ikinci bölümüyle tekrar birlikte olacağız.